Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ayva tatlısı yapacağız. İlk olarak malzeme olarak ne derseniz de şöyle tüm olarak olan ayvalardan ne kadar isterseniz de 5-6 tane. Benim yaptığım sanırım 6 veya 7. Bunların ilk önce şöyle başlayalım. Dış kısmını soyuyoruz. Kabuklarını daha önceden yıkamanız lazım arkadaşlar. Çünkü alt tabanla tencereyi saracağız. Şeker tozu lazım. Her bir şimdi göstereceğim ikiye ayırdıktan sonra. Ben bunları yıkadım tabii. Yıkadıktan sonra bunları kesiyoruz. Daha sonradan da ortadan ikiye böleceğiz her ayvayı. Ayvanın içindeki çekirdeklerini çıkartacağız. Yan kenarlarını alacağız. Çekirdeklerini birkaçını alacağız daha sonra da. Şimdi bunu ortadan ikiye ayıracağız. Ben daha önceden yaptıklarımı şöyle arkadaşlar limonlu suda beklettim. Yaptım birkaç tanesini. Bunun kararmaması diye yapıyoruz. Şu kabımı alayım. Şöyle diğer önceden kestiğim kabuklar da burada. Şu orta kısmını bıçağımızın uç kısmıyla oyup alıyoruz. İçinden çıkan çekirdekleri de arkadaşlar ben şöyle daha önceden kaba aldım. Fazla değil yani hepsini koymanıza gerek yok. Çekirdekleri koyma sebebimiz ise sadece arkadaşlar jel kıvamı olsun. Hani bu ayva piştikten sonra o kıvamı yakalamak için hemen buranın da orta kısmını oyduktan sonra tencereye dizeceğiz. Bazılarının tam orta kısımları böyle hafif topraklı çıkıyor nedense. Bazıları da temiz çıkıyor. Dış kısmı güzel ama şu arka kısmın içinin bayağı bir oyuğu var. Bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir içine doğru gitmiş. O yüzden bu kalsın. Şunları hemen kenara alayım. Bu kestiğimi de hemen limonlu suyumun içine alayım. Şu bazı malzemelerimi kenara alıp kamerayı da hafif biraz geriden çekeyim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar dediğim gibi kabukları kesiyoruz. Bu kabukları tenceremizin şu dip kısmına tek bir özelliği var. Şu alt taban kısımları iç alta gelsin. İç kısımları tencerenin dışına gelecek şekilde gelişi güzel istediğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Yapmamızdaki amacımız şöyle bırakayım ki siz de görün. Ayvalarımızı dizdiğimizde ayvaların alt kısmı kaynayacağı için böyle 1,5-2 saate yakın tutmasın. Yani dibi alt taban kısmı yapışmasın diye bunları alt kısmına yapıyoruz. Daha sonra bunlar yiyilebiliyor da isterseniz de yiyebilirsiniz sonradan. Şöyle daha sonra ayvalarımı limonlu suda bekletiyorum kararmasın diye. Şöyle o kısımları dışa gelecek şekilde diziyoruz. Bunları daha sonra üzerlerine şeker tozlarını ekleyeceğiz. Ben tencere almaz diye düşündüm. Fazla ayva yapmadım ama bayağı bir tencere büyükmüş. Şöyle bırakayım. Benim burada sanırım 8 adet ya da 7 adet ayvamız var. İkiye de böldüğümüzde bayağı da bir büyük ayvamız olur tatlısı. Bunu ikiye böldükten sonra arkadaşlar daha sonra şeker tozumuzu alıyoruz. Her bir ayvanın iç kısmına ben 2 adet şeker tozu bırakıyorum. Şöyle. Her bir ayvanın iç kısmına arkadaşlar bunu bırakıyoruz. Bir yandan da ayvaları düzeltiyorum. Bunları da bıraktıktan sonra isterseniz de karanfil kullanıyoruz kokusu için. Eğer ben çok tatlı sevmiyorum derseniz ayva arkadaşlar bir kaşık, bir yemek kaşığı da siz bırakabilirsiniz. Yani bunun ölçüsü arkadaşlar her bir ayvaya 2 yemek kaşığı şeker tozu bırakmanız. Şuradan en kalanını alayım.
Daha sonra suyumuzu da ekleyeceğiz. Her bir ayvaya arkadaşlar bir bardak su ekliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Şu sonu da yaptık mı bitmiş olacak. Daha sonra şöyle isterseniz de bir adet tarçın. Tarçın niye koyuyoruz arkadaşlar? Rengi dönsün diye. Hani ayvanın rengi hafif bir kızarsın diye. Şöyle ayva çekirdekleri. Bunlar jel kıvamı olsun diye. İçinde de birkaç tane güzel koksun diye karanfil bırakıyoruz. Şöyle isterseniz üstünü, isterseniz iç kısmını, nasıl isterseniz onu bırakıyorsunuz. Daha sonra su bardağıyla hemen alıyorum. 2, 4, 6, 8. Benim burada 7 adet ayvam var. Bir ayvamın da yarısını kullandım arkadaşlar. O yüzden biraz eksik bırakacağım. Mesela 6 ayva kullandınız. 6 su bardağı su eklemeniz lazım arkadaşlar. Şimdi bunu da ekleyelim. 1. Şu tencereyi hafif düzelteyim. Bırakırken suyu arkadaşlar fazla şeker tozlarının üzerine gelmeyecek şekilde bırakalım. 2. Şöyle bir şey arkadaşlar, normal su, çeşme suyu nasıl kullanıyorsanız ona göre hani nasıl istiyorsanız öyle doldurabilirsiniz. İlla yani belli bir şey yok. Hani çeşme suyu mu falan, bazen sorular oluyor. Onun için herhangi şekilde istediğiniz suyu kullanabilirsiniz. Normal biz çeşme suyu kullanıyoruz. Şöyle son bir bardak suyumu da ekledikten sonra bunu alıyorum hemen. Ocağımın üst kısmını ben büyük gözle genellikle yapıyorum çünkü tatlı ayvalar. Daha sonra bu su arkadaşlar kaynayacak. Su kaynadıktan sonra en az 1,5-2 saat kaynamaya bırakıyoruz. O içerisindeki su çekene kadar bunu kaynatıyoruz. Şöyle bazen ayvaların cinsine göre de değişebiliyor. Bazıları sert, bazıları yumuşak olabiliyor. Ayvanıza bakarsınız eğer çok hani yumuşak ayvalarsa 1,5 saatte kaynamaya başladıktan sonra, eğer yok çok sertse 2 saat kaynamaya başladıktan sonra suyun çekene kadar yapıyorsunuz. Daha sonra da alıyoruz. Hafif biraz soğuduktan sonra, diğer videolarımda göstermiştim. Bunu daha göstermeyeceğim arkadaşlar. Normal krem şantimiz 2 paket olan şöyle krem şantilerimizi alıyoruz. 1 su bardağı süte krem şantimizi de çalıyoruz. Daha sonra ayvalarımız soğuduktan sonra hemen arkadaşlar yüzeyinin kısmını süslüyoruz ve servis ediyoruz. Ben bunu daha sonra kapak kısmına bırakırım. Resminin bitmiş halini oradan da bakabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar şunu mutlaka bırakın. Tarçın. Tarçın çünkü ayvanın rengini döndürmesi lazım. Normalde sarı renkte kalır. Eğer bir tarçın veya karanfil kullanırsanız da ayvanız, ayva tatlınız turuncu renge dönebilir. Nar kullanabilirsiniz. İçerisine nar atıp rengi dönsün diye veya böyle hafif küçük kırmızı şerbetlerden de bırakabilirsiniz. Sırf ayvanızın rengi dönsün diye yapabilirsiniz. Her bir ayvaya biz 2 yemek kaşığı bıraktık arkadaşlar. Şeker tuzu, ama siz çok tatlı olsun veya çok az tatlı olsun derseniz de, çok az tatlı olsun istiyorsanız da 1 kaşık, eğer çok çok tatlı olsun diyorsanız da en az 3 kaşık her bir ayvanın iç kısmına bırakabilirsiniz. Daha fazla farklı bir şeyimiz yok arkadaşlar. Süslemesini de göstereceğim dediğim gibi. Ve bir de son olarak mutlaka su arkadaşlar. Suyun belli ölçüsü yok. Yaptığınız 6 adet ayvayla yapıyorsanız da tüm kesmediğiniz halde 6 su bardağı su mutlaka töküyorsunuz. Bu su zaten çekilmiyor. Bu kadar. Hani belli bir küçük şeyimiz yok. Dediğim gibi krem şantimizi, bu 2 paketimizi, hatta şöyle açayım. Ben genellikle Pierre'ninkini kullanıyorum. Arkadaşlar 2 adeti 1 su bardağı süt kullanıyoruz. Bunu da krem şantimizi yapıyoruz. Ama ayvalar mutlaka hafif bir soğusun, sıcakken krem şantisini yapmayın arkadaşlar. Şekli bozuluyor.
Soğuduktan sonra süslemenizi yaptınız mı daha iyi olur. Buzluğa bırakmayalım krem şantilerimizi. Dolabın alt kısmında kalabilir. Daha sonra sütümü de ekleyip çırpacağım arkadaşlar. Süslemesini de yapacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.